Merhaba, iyi günler. Öncelikle 3 yıl önce bugün 10 Ekim'de Ankara'da yaşanan katliamı hatırlatmak istiyorum. Katliamı lanetliyorum ve orada hayatını kaybeden herkese saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bir Cemal Kaşıkçı olayı yaşıyor tüm dünya. Öncelikle Türkiye yaşadı ama tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir olay haline geldi. 2 Ekim Salı günü öğleden sonra Suudi Arabistan'ın en önde gelen gazetecisi, Arap dünyasının da önde gelen birkaç gazetecisinden birisi Cemal Kaşıkçı kendi ülkesinin İstanbul Levent'teki başkonsolosluğuna gidiyor ve bir daha oradan çıkmıyor. Suud yetkililer arka çıkıştan çıktığı girdikten kısa bir süre sonra iddiasında ama Türkiye adını vermeden açıklama yapan yetkililer içeride kaldığını ve öldürüldüğüne inandıklarını söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğer çıktıysa bunu kendisinin çıkmış olduğunu Suud yetkililerin kanıtlaması talebini dile getirdi. Yaklaşık kaç gün oluyor? 8 gün oluyor. 8 gün boyunca yaşanan bir olay. Hala aydınlanabilmiş bir olay değil ama genel kanı öldürülmüş olduğu, hatta öldürülmenin de ötesinde bir anlamda katledilmiş olduğu yolunda bir neredeyse görüş birliği oluşmakta. Az sayıda kendisini kaçırılıp Suudi Arabistan'a götürülmüş olabileceğini söyleyenler de, düşünenler de var ama bu ihtimalin her geçen dakika daha da azalmış olduğunu görüyorum. Özellikle konuyu çok yakından takip eden Amerikan medyasının haberlerine baktığımız zaman ki kendisinin yazı yazdığı Washington Post'un üst düzey yöneticileri de bu konuda kendilerinde öldürüldüğü yolunda ki şeyin düşüncelerin çok güçlü olduğunu üzülerek beyan ettiler. Bu çok acayip kötü bir olay, şaşırtıcı bir olay gözüküyor ama aslında şaşırtıcı değil. Dünyanın şu anda içinde bulunduğu ortamda çok da şaşırtıcı değil. Tabii çok cüretkar bir hareket. Eğer gerçekten Suudlar başkonsolosluğa gelen kendi vatandaşlarını sırf rejimi eleştirdi diye Batı'da özellikle Bin Salman, Veliaht Prens Bin Salman'ın aleyhine görüşler dile getiriyor diye öldürmüş olmaları ihtimali çok dehşet verici ama pekala da mümkün. Çünkü başka örnekler görüyoruz. Örneğin eski Rus ajanının ve eşinin kızının İngiltere'de zehirlenmesi olayının artık Rus gizli servisi, askeri istihbaratı tarafından yapıldığı neredeyse kesinleşti. Ama bir külliyen reddetme perspektifi var. Burada da pekala bu olabilir. Çünkü daha önce de Bin Salman'ın kendi ülke vatandaşlarına, çok önde gelen isimlere, iş insanlarına ve kraliyet ailesinin mensuplarına reva gördüğü muameleyi biliyoruz. Bunların tutuklandığını, lüks bir otelde de olsa tutuklandıklarını, işkence gördüklerini biliyoruz. Ya da Lübnan Başbakanı'nın alıkonduğunu, Suudi Arabistan'da alıkonduğunu biliyoruz. Bunun örnekleri var. Ve tabii ki buradaki temel hususlardan birisi Suudi Arabistan'ın şu anda Trump yönetiminin bölgedeki en önde gelen müttefiklerinden birisi olması. Bunun da verdiği bir cüret var. Özellikle Trump'ın damadı Kushner'le Veliaht Prens Salman'ın çok yakın bir ilişki içerisinde olduğu biliniyor ve Amerikan basında çıkan haberlere bakılacak olursa çok hassas bir takım istihbaratları Kushner tarafından Bin Salman'a servis edildiği iddiaları da çok ciddi bir şekilde gündemde. Ama olay sadece Trump yönetimi ile sınırlı değil. Bin Salman en son Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tur yaparak önde gelen yerlerde, New York'ta, Washington'da ve Silikon Vadisi'nde çok üst düzey isimlerle çok samimi görüşmeler yaptı ve kendisinin sözüm ona
Suudi Arabistan'ı reforme edeceği beklentilerine çok kişi inandı ya da inanır gibi yaptı ve burada bir gençleşme, yenileşme beklentisi içerisinde ya da o kisvede Suud rejimine çok değişik destekler yağdı. Medyadan yağdı, sadece Trump'tan değil, iş çevrelerinden çok ciddi bir şekilde kendisine kredi verildi. Tabii bunun verdiği bir aşırı güven söz konusu olabilir ama eğer Kaşıkçı olayı dile getirildiği gibi çıkarsa, bu Muhammed Bin Salman'ın bütün yaptığı yatırımların, imaj yatırımlarının çok ciddi bir şekilde tuzla buz olmasını da beraberinde getirebilir. Burada Türkiye olaya nasıl baktı? Bu çok ilginç. Yaklaşık 8 gündür süren, nişanlısı Türk olan, bir Türk'le evlenmek üzere olan ve zaten başkonsolosluğa gitmesinin nedeni de bu. Evlilik işlemleri için deniyor ama anladığım kadarıyla boşanma işlemleri için, yani Suudi Arabistan'daki eşinden boşanma işlemleri için. Ama sonuç olarak nişanlısıyla evlenebilmek için gidiyor ve nişanlısının Washington Post'ta söylediğine göre gitmesem aslında belki daha iyi olur diyerek, başına gelebilecekleri belki de sezerek gidiyor. Önce bir cılız sesler çıktı. Birkaç arkadaşı, Türkiye'li gazeteci arkadaşı, Arapça konuşan isimler, daha doğrusu Türk-Arap Medya Derneği diye bir kuruluşta yer alan kişiler olayı dile getirdiler. Ama önce bir tutukluk yaşandı. Bu arada nişanlısının ilk söylediklerinden hareketle başına bir şey gelirse, siyasi iktidarda önemli yerlerde olan bazı isimlere temas kurmasını nişanlısına söylemiş ki o isimlerden Yasin Aktay Arap medyasında da bu konu hakkında görüşler beyan etti. Bir şekilde olayla ilgili konuştu, onu da gördük. Ama ta ki Reuters'te bir Türk yetkiliye dayanarak ölme ihtimalinin güçlü olduğunun haberleştirilmesine kadar aslında bu olay çok da büyütülmedi. Bu haberin ardından olay kademe kademe uluslararası camiada da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de yayıldı. Basın meslek kuruluşları, gazeteler ve bir takım ilgili kuruluşlar ve nihayet pazartesi günü de Trump kaygısını dile getirdi. Türkiye burada ne yapmak istiyor? Çok zor bir durum. Aslına bakılacak olursa Türkiye son Körfez'de yaşanan krizde açıkça Suudi Arabistan'ın ve diğer Körfez ülkeleri karşısında Katar'dan yana açık bir tavır almıştı. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la zaten iyi olmayan ilişkilerin bu olayla beraber iyice kötüleşmesi beklenirdi. Ancak bunun böyle olmasının istenmediği görülüyor. Şu ana kadar izlenen politikada Türkiye, Suudi Arabistan'a bayağı bir kredi açtı aslında. İlk günden çok ciddi bir şekilde Suudi Arabistan'ı suçlamaya yönelik çıkışlar yapılmadı. Genellikle tutuk davranıldı. Bir şeyler söylendi, işaret edildi ama çok da fazla üzerine gidilmedi. Örneğin başkonsolosluk önündeki gösteri çok kalabalık olmadı ya da medyaya sızdırılan bilgiler çok kapsamlı olmadı. Ama belli bir aşamadan sonra bir baktık ki, bugünden itibaren özellikle hükümete yakın medyada peş peşe özellikle iki özel jetle buraya gelen, İstanbul'a gelen olay günü, İstanbul'a gelen 15 Suud yetkili ya da her neyse ajan olanlar olduğu söyleniyor. Devlette çalışan kişiler ki işlerinde adli tıp uzmanlarının bile olduğu belirtiliyor haberlerde. Fotoğraflarıyla beraber bunlar servis edildi. Başkonsolosluğun çevresindeki kamera kayıtları servis edildi. Ve hatta bazıları ölüm anının da öldürülmesinin de videosu olduğu, devletin elinde videosu olduğu yolunda bir takım iddiaları da dile getirdiler. Bunlar kademe kademe oldu. Bu belli ki Suudi Arabistan'ın bir şekilde olayı herkesi ikna edecek bir şekilde
çözmesi için bir fırsat tanındı ama böyle olmayınca Suudi Arabistan bunu tamamen reddedince artık daha da bunun vurgusu arttırılmaya başlandı. Bugün Amerikan gazetelerini okuduğumda birbirinden farklı adını açıklamayan üst düzey yetkilinin, Türkiye'li üst düzey yetkilinin Amerikan medyasına, Washington Post'a, New York Times'a, İngiliz medyasına da herhalde, ben Amerikalılara baktım, çok sayıda kritik bilgiler verdiklerini görüyoruz. Zaten bilgilerin bir kısmı da hükümete yakın yayın organlarında da geniş geniş yer alıyor. Ve artık tamamen olay Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tamamen olay Suudi Arabistan'ın yaptığı, öldürdüğü iddiası üzerine şekilleniyor. Ki ben de başından itibaren kişisel olarak elimde herhangi bir kanıt vesaire olmasa da tabii ki Cemal Khashoggi'nin ölmemiş olduğunu temenni ederek ama büyük bir ihtimalle böyle bir operasyonla hatta işkence edilerek öldürülme ihtimalinin çok yüksek olduğu kanısındayım. Suudi Arabistan rejimi böyle bir rejim. İsterse Veliaht Prens en yakışıklı, en spor kıyafetleriyle Amerikalıları, Batılıları tavlasın. Ama bu rejim çürük bir rejim. Dolayısıyla sürdürülebilmesi için de çürük yöntemlere başvurmak durumunda. Suudi Arabistan'ın kadınlara ehliyet vererek vesaire vermeye başlayarak ya da bir iki sinema salonu açarak ileri ülkeler düzeyine geleceğini beklemek diye bir şey söz konusu olamaz. Baştan itibaren yanıltıcı ki kaldı ki özellikle insan hakları konusunda ve kadınlara yönelik çok ciddi hak ihlallerinin olduğunu ve Yemen'de çok insanlık dışı bir savaşı yürüttüğünü de biliyoruz Suudi Arabistan'ın. Özellikle Yemen söz konusu olduğunda diğer körfez ülkeleriyle birlikte. Türkiye, Cemal Khashoggi meselesinde ne yapmak istiyor? Buradaki temel husus bence bir Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu, üst düzeyde sorumluluğunu ki Amerikan medyasına konuşan üst düzey yetkililer bu tür bir operasyonun devletin en üstü tarafından onaylanmadan yapılmasının mümkün olmadığını belirtmiş. Eğer gerçekten o 15 kişinin bizzat katıldığı bir öldürme olayı varsa o 15 kişi Suudi Arabistan'dan özel jetlerle gelecekler ve geri dönecekler herhalde devletin bilgisi dahilinde yapılmış bir şeydir. Bu konuda herhalde devletin pozisyonu net ama henüz bağlayıcı bir şekilde adını vererek bir Türk yetkilisi, hele tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok o merak ediliyor. Bu konuda herhangi bir açıklama bağlayıcı bir şekilde yapmış değil. Yani Suudi Arabistan'ı doğrudan suçlayan bir açıklama yapmış değil. Amerikan medyasında şöyle bir analiz var ki doğruya benziyor, katılmamak mümkün değil. Türkiye bu olayın Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürdürülmesini, bu hesabın Amerika Birleşik Devletleri tarafından sorulmasını bekliyor. Çünkü bunun bir nedeni Khashoggi'nin esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olması ve Washington Post'ta yazıyor olması. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu pek yapacağı benzemiyor. Devletin, Amerikan devletinin, Trump yönetiminin bu konuda çok sert bir şekilde suçlayıcı bir tavır içerisine girmesi çok beklenecek bir şey değil. Dolayısıyla bu olayın taşıyıcılığı Türkiye'nin üzerinde kalabilir. Tabii ki Türkiye'nin bu konuda kendisinin de kendi topraklarında böyle bir şey yaşandığı için ayrıca bir tavır alması lazım. Ama burada da işte malum zaten iyi olmayan ilişkilerin iyice kopma noktasına gelmesi gibi bir durum var. Bütün bu süreçte şunu gördük, Khashoggi olayı haklı bir şekilde ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü temelinde ele alındı. Çok yerinde. En son biraz önce yayına girmeden önce Ahmet Davutoğlu'nun attığı tweet'i de gördüm. O da aynı şekilde bunu vurguluyor. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye bu konuda en kötü sicile sahip ülkelerden birisi. En önde geliyor neredeyse basın özgürlüğü konusunda ve zaten daha olayın ilk anından itibaren Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinden bu konuda yapılan yorumlarda hep bu hususa dikkat çekildi. Türkiye'nin basın özgürlüğü konusundaki kötü siciliyle
Kaşıkçı olayının Türkiye'de yaşanıyor olmasının yarattığı çelişkili durum diyelim ya da ilginç durumun altı çizildi. Bir de Türkiye'nin daha önceki basın özgürlüğü ihlalleri konusunda yaptığı savunmaların, hiç de tatmin edici olmayan açıklamaların nasıl bugün Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalara benzeştiği vurgusu da yapılıyor. Şöyle diyenlere rastlıyorum. Bu olay Türkiye'nin imajını iyice sarsacak. Kaşıkçı'nın öldürülmesi vesaire. Türkiye'nin batıdaki imajının sarsılacak bir hali kalmış değil. Türkiye'nin imajı yerlerde sürünüyor maalesef. Özellikle özgürlükler konusunda, hukuk devleti noktasında. Ama Kaşıkçı olayı Türkiye'nin imajını bir ölçüde toparlamasına yardımcı olabilir. Böyle de bir husus var. Burada tabii ki nasıl bir pozisyon alınacağıyla ilgili. Ama şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı medyanın karşısına çıkıp ya da her türlü medyanın karşısına çıkıp bu olayı basın özgürlüğü, evrensel basın özgürlüğü ilkeleriyle açıklayacak olması, tarif edecek olması bir burukluk yaratacaktır. Çok da inandırıcı gelmeyecektir. Bu olay tabii ki basın özgürlüğü anlamında özellikle ele alınması gereken bir olay. Ama yaşama özgürlüğü anlamında ele alınması gereken bir olay. Ve Suudi Arabistan eğer bunu yaptıysa ki bütün işaretler bunu gösteriyor şu ana kadar. Suudi Arabistan bunları bertaraf edecek hiçbir hamle yapmadı. Konsolosluğu önce medyaya sonra da Türk Devleti'ne açarak buyurun gezin. Konsoloslukta bir şey yok diye kapısını açtı. Ama ekran görüntüleri yok, video görüntüleri yok, o gün çalışmıyordu vesaire gibi baştan savma cevaplarla olayı örtbas etmeye çalışıyor. Zor bir olay, herkes için zor bir olay. Tabii ki özellikle yakınları için, arkadaşları için, nişanlısı için zor bir olay ki nişanlısı bugün Washington Post'ta çıkan yazısında doğrudan Trump'a seslenerek yardımcı olmasını istedi. Gerçekten burada özel olarak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tutum almasıyla bir takım şeylerin aydınlanma ihtimali, eğer hala yaşıyorsa özgürlüğüne kavuşma ihtimali ama öldürülmüşse neyin nasıl olduğunun anlaşılabilmesi, bir nebze olsun anlaşılabilme ihtimali var. Ama hemen hemen herkes şunda mutabık, öyle görüyorum yorumlarda, tam olarak neyin nasıl yaşandığını bilmemiz çok fazla mümkün olmayacak. En fazla bu 15 kişi gerçekten bu olayı, bu cinayeti onlar işlemişlerse, o 15 kişiden herhangi birisi yarın öbür gün yaptıklarından pişman olur anlatırsa belki bir şeyleri öğrenebiliriz. Sonuçta Orta Doğu'nun en kötü, berbat yönetimlerinden birisinin Türkiye'de, nedense Türkiye'de, çünkü kendisi esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve bir iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde de konsolosluklara başvurduğu da söyleniyor, gittiği de söyleniyor. Ama Türkiye topraklarında böyle bir şey yapmış olmaları, yapmış olma ihtimalleri gerçekten hiç de iyi olmadı. Ama özellikle tekrar vurgulayalım, bunu bir Türkiye'nin itibarı vesaire meselesinin ötesinde bir insanın hayatı ve yaşama özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğüne yönelik küresel anlamda çok ibret verici ve tiksindirici bir olay olduğu gerçeği. Türkiye hala bunu büyük ölçüde bir stratejik hesaplarla yürütmeye çalışıyor ama anladığım kadarıyla belli bir andan itibaren bu böyle süremeyecek ve herhalde çok yakın bir zamanda resmi ağızlardan doğrudan Suudi Arabistan'ı suçlayan, sorumlu tutan açıklamalara da tanık olacağız. Ondan sonra ne olacak? Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Trump'a güvenerek küstah bir şekilde yoluna devam edebilir. Ya da birilerinin belki birilerini yem olarak, birilerini atarak olaydan çıkmak isteyebilir, sıyrılmak isteyebilir. Her halükarda bir hayat yok olmuşa benziyor. Çok parlak bir isim. Gerçekten Arap medyasının önde gelen isimlerinden birisi ki kendisi uzun bir süre Suud rejimiyle çok yakın ilişkileri olan, herkesi yakından tanıyan,
onların da çok itibar ettiği birisiydi. Daha sonra yollarını rejimle ayırmış. Dolayısıyla bir nevi ondan intikam almak istemiş olmaları söz konusu anladığım kadarıyla. Bir tür ihanet yaptığının bir tür ihanet olarak görüldüğü anlaşılıyor ki zaten kendisine yönelik Suud rejimine yakın bir takım insanların değişik tehditleri de sosyal medyada falan ortaya konuldu. Evet, çok kötü bir olayı yaşıyoruz. Bir an önce aydınlanması temennisiyle denecek laf çok fazla artık kalamıyor. Ama şunu tekrar vurgulayayım. Bu olayın esas olarak Batı medyası üzerinden öğreniyor olmamızda bu olayın detaylarını. Tabii son gün bugün başladı hükümete yakın yerler bir takım şeyler, fotoğraflar vesaireler yayınlamaya ama önemli bir süre boyunca özellikle Reuters'ten başlayarak ve Washington Post, New York Times gibi yerlerden öğreniyor olmamızda Türkiye'de aslında bir özgür medya diye bir şeyin olmadığını, ana akım medya diye bir şeyin olmadığını da bize çok acı bir şekilde gösterdi. Kendi ülkemizde olan biteni başkalarından öğreniyor olmamızı ben 12 Eylül döneminde BBC Türkçe yayınları döneminden hatırlardım. Onca zaman sonra tekrar dönüp aynı noktaya geliyor olmamız çok acı bir durum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.